بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. Biz sana apaçık bir kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için dua kıl ve kendini adanmış aşkın bir niyaz içinde ol. Asıl soyu kesik olan sana soyu kesiktir diyendir. Canlar, Kevser suresinin meali bu şekildedir. Kevser suresinin kısaca bir açıklamasını yaparaktan bugünkü sohbetimizi yapmak istiyorum. Bu Kevser ırmağı, Kevser suresi, bakın birçok şeyi de görürsünüz. Şu karşınızda görmüş olduğunuz resim, videoda aynen Arş-ı Ala'daki Kevser'i anlatır. Kevser, başlangıcı ve sonu olmayan bir ırmak demektir. Yani çok bereketli, başlangıcı ve sonu olmayan bir ırmak anlamına gelir. Evet, Kur'an'daki en kısa sure, en önemli surelerden bir tanesi ve geldiği mana, niçin indiği, hepsini beraber şimdi anlatalım. Canlarım, aşağı yukarı 39 tane meale baktım. Kur'an-ı Kerim'deki 39 tane meal, yani Türkçe'ye açıklamasını yapanlar, venhar kelimesini kurban kes diye anlatıyordu. Sadece 3 tanesi, yani adanmak ve kendini ibadete vermek diye açıklıyor. Fakat asıl doğrusu venhar, aşkın bir yürekle kendini ada ve niyazda ol. Yani bir olandan asla umudunu kesme. Ve bir olanla bir bütün ol. Venhar, her ne yapıyorsan yap, aşkın bir yürekle yap. Aşkınlıktan uzağa düşme diyor. Ve ebder kelimesinde soyu kesik artık bir yerde geldiği nokta bitecek anlamına gelir. Şimdi canlar, Kevser suresi niçin indi, ne zaman indi, bunu bir açıklamasını yapalım. Şimdi birçok şeyde ezberler vardır. Ezberlerden kurtulmaz insanlar. Muhammed Mustafa'm, Allah'ın selamı üzerine olsun, İlk vahyi alacağı zaman Hira mağarasında 40 gün bir inzivaya çekilmişti. Ve Cebrail dedi ona, 40 sana vahiy gelecek. 40 gün git orada inzivada dur. Ve Hatice'me dedi ki, 40 gün boyunca ben inzivada kalacağım. Bana Allah büyük bir görev verecek. Yani bu size anlatılan, işte kendi peygamberliğini bilmedi, cin zannetti, bilmem ne zannetti denen şeylere asla itibar etmeyin. Ve son anda, 40. gün, Ali bin Ebi Talip ona erzağını getirdi. Ve o anda Cebrail'in vahyini duydu. Ey Ali dedi, sen de bunu duyuyorsun ama sen peygamber değilsin. Peki karşıdaki çığlık sesi nedir deyince, Ebu Kubeys dağında şeytanın başını dağa vurduğunu görüyordu. Artık bana vahiy geldi. İslam dininin nuru parlıyor. Yapacağı bir şey olmadığını anladığı için başını taşlara vuruyor dedi. Ve o gün Cebrail Arş-ı Ala'dan cennet meyvelerini de getirmişti. Ve kapıyı açtılar. Hatice'm kapıyı açtı. Ve bu cennet meyveleridir. Ve bu cennet meyvelerinden yiyelim. Sadece ikimiz. Ve ilk vahiy ile beraber Kevser olan Fatma-yı Zehra, Muhammed Mustafa'mın kızı,
anne rahmine düştü. Evet, bakın canlar. İlk vahiy ve cennet meyvesiyle beraber anne rahmine düşüyor. Şimdi Kevser, Fatma ve Zehra arasında çok büyük bir bağ vardır. Fatma da kıyıları olmayan engin deniz demektir. Kıyıları olmayan engin deniz. Kevser, başlangıcı ve sonu olmayan ırmak. Fatma, kıyıları olmayan deniz. Zehra da gökyüzündeki en güzel parlayan yıldız. Bakın, bütün kelimeler birbirini tamamlayaraktan devam ediyor. O yüzden biz bir şeyleri anlarken doğru bir şekilde anlamak ve doğru bir şekilde bilmek zorundayız. Artık ezberlenmiş şeylerden birazcık uzağa düşmemiz, uzaklaşmamız gerekir. Hakikatini bilmemiz en doğrusudur. Peki bu neden bu sure yani ilk vahiyden sonra yani bir insana, bir peygamber de olsa bir insana mı hitap eder Kur'an-ı Kerim? Hayır, bütün hepimize hitap eder. Şimdi oraya geleceğiz. Şimdi Muhammed Mustafa Hatice ile beraber 20 yaşındayken evlenmişti ve 40 yaşında yani ilk vahiy geliyor. O zamana kadar Kasım adındaki küçük bir çocuğu vardı ve küçükken ruhunu teslim etti. Ve bir çocuğu olmuyordu. Uzun bir yıllar boyunca çocuğu olmayınca orada Ebu Cehil diye geçer hep bütün ezberlerde. Hayır. Amr As'ın, Amr bin As denen Ehl-i Beyt düşmanının babası As bin Vail ve Utbe gibi Emevi soyundan gelenler onun soyu kesik diyerekten onun nesli devam etmeyecek diye etrafta yaygaralara başladılar. Bu yaygaralara başlayınca biz sana apaçık Kevser'i verdik dediler canlar. Ve Kevser işte Fatma'dır. Ve işte şu deniz gibi kıyıları olmayan bir deniz demektir Fatma. Her ne kadar Fatma evlatlarını bütün tarih boyunca öldürmek, sürgün, kovmak, her türlü kötülüğü yapmış olsalar dahi bereketle büyüdü, bereketle çoğaldı ve bütün dünyaya ışık saçtı canlar. Yani 12 imamın annesi olan Fatma Hanım, Kevser ismine ne kadar layık. Evet ve tabii ki geliyoruz Emevi soyundan gelenlere yani As denen, Amr denen ya da Muaviye denen veya buna benzeyen birçok Emevi soyundan gelen kim varsa Emevi dininin artık şu andaki bütün hurafeleri, bütün ezberleri ortadan kalkıyor. Ne yaptı? Bitti, yok oldu, kayboldu. Ama Fatma ismiyle beraber gelenler, isminle müsemma olaraktan deniz gibi ve o Kevser ırmağının akan suyu gibi her zaman bereketle beraber oldu. Şimdi gelelim bu Kevser suresinin asıl sırrına canlar. Kevser suresi ne için şöyle güzel bir yakıştırma vardı. Ve bu surenin hakikatini anlat, hakikati ve sırrını herkes bilsin diye 5 gün önce gönlüme geldi. Gönlüme geldiği için sizle paylaşmak istedim. Gülü olmayan meyve, dili olmayan hayvan, mimi olmayan Kevser suresi. Hepsi birbiriyle bir bütündür. Bakın Kevser suresinde mim harfi yoktur. Yani bir kesilme yoktur. O yüzden kesilmeyen bereket, kesilmeyen bolluk, kesilmeyen nesil, kesilmeyen mutluluk, kesilmeyen ilim, yani
tamamı olmayan, sürekli akan, her ne varsa Kevser suresiyle alakalıdır. Ve her kim yağmur yağarken, rahmet yağarken 100 kere Kevser suresini okuduktan sonra dileğini, bakın, dileği derken böyle olmalık dilek değil, gerçekten ona hak edişle, liyakatla ortaya koydu, dileğini ortaya koysun, dilesin yürekten ama aşkın bir şekilde, o dileği yerine gelir. Yani geceleyin yatarken 3 kere okusun ve ondan sonra istediği saatte kalkmayı dilesin. O saatte kalkar. Bu açık bir gerçek. Arkadaşlar, bunlar benim uydurduğum veya benim böyle bir yerlerden okuduğum şeyler değil. Tamamen gönlüme gelen haliyle söylüyorum ve asıl konuya geleceğim. Çocuğu olmayan veya bir çocuk bekleyen her kim varsa, Fatma gibi, Fatma-i Zehra gibi bir evlat isterler ise, canlarım, 70.000 kere okusun. Muhakkak ve muhakkak, bakın, tereddütsüz diyorum, muhakkak ve muhakkak bir çocuğa sahip olurlar. Tartışmasız bir gerçek. Yani ben bunun tartışmasına girmem, gönlümde görmediğim, gönlümde işitmediğim ve doğruluğunu kaydetmediğim hiçbir şeyi size açıklamam. Falancanın filancanın yerinden değil. Her şeyi bizzatihi gönlümle işiterek, gönlümle dileyerekten ne yapıyorum, bu aşkınlıkla beraber ortaya koyuyorum. Canlarım, eğer aşkın bir şekilde gelmeyen her ne varsa, yani ne görüyorsunuz etrafınızda, yani şu güneş gibi ışımıyorsa yüreğinizde, onu bir kenara bırakın canlarım. Artık güneş gibi ışımanın zamanı geldi ve şu 5. alemin kapıları açılmaya başladı. Ve 2 yıldır da bunun hazırlığı var. Onlarla ilgili ayrı videolar da hazırlayacağım. Artık gökler ve yerler birbiriyle bir araya gelmeye başladığı bir zamandayız. Yani kalkıp da tereddütler, acabalar, şüpheler bizim gönlümüzden kalksın. Size hiçbir zaman için burada böyle sizi geriye düşürecek, sizi böyle olumsuzluğa götürecek veya size sufli olan, aşağılık olan bir değer anlatılmayacak ve anlatılamaz da zaten. Her zaman için sizin kendi yüreğinizdeki, kendi gönlünüzdeki gerçek öz olan Kevser'le, Fatma'yla, Muhammedi bilinçle ve Hakk'ın nuruyla tanıştırmak diye bir görevim var. Bu vazifeli üstadların ve vazifeli üstadların artık belli bir safhadan sonra yapmayı kendilerine görev bildiği bir gerçektir. Benim gibi birçokları da var. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama çok asılsız, astarsız olanlardan da mümkün mertebe uzaklaşalım. Her zaman için gönlümüz ışıkla kalsın. Allah'la bir olan canlarım. Herkesle paylaşın canlarım. Yani hiç kimseden esirgemeyin. Yani bunların hiçbir tanesi, anlattıklarım böyle ezbere anlatılmış, falanca yerden okunmuş ya da ispatı olmayan, bakın, ispatı olmayan bir şeyler değildir. Tamamen tereddütsüz, aşkın bir bilgiyle gönlüme akandır. Yani yoksa şuradaki falanca hoca şunu dedi, falanca şunu rivayetleriyle artık geçiyoruz. Her şeyi kendi öz gönlümde deneyimleyip ve bizzat uygulamasını ortaya koyaraktan beraber ne yapıyoruz? Sizinle paylaşıyoruz. Siz de paylaşmaktan çekinmeyin. Velev ki bir arkadaşınız, bir dostunuz, bir ahbabınız veya bir çaresiz bir şeyi bekleyen birisi, bunları sen biliyordun da bize anlatmadın diyen olmasın. Artık hiçbir şeyde
eskisi gibi değil. Hiçbir tane gizli kalan bilgi de ortaya çıkmayacak değil. Artık perdeler açıldı ve bizim gibi olanlar, bunları deneyimleyenler, vazifeliler, vazifeli üstadlar, üstadların üstadları, pirler, ulular mümkün mertebe ve bu bilgileri ne yapıyor? Size aktarıyor. Yani bunu bir övünç alalım, ödül alalım, cennet kazanalım falan değil. Canlar, şöyle söyleyeyim ben size. Arş-ı Alâ'yı defalarca kez ve defalarca kez terk edip yeryüzüne gelen birisiyim bakın. Evet. Ve bunu 50 yaşından sonra ya da 50 yaşına gelmeden 3 yıl öncesine kadar ancak çözebildim. Yıllarca o bilgi bende saklı kalmış, bilememişim. Ve tabii ki bunu hiçlik kapısından geçtikten sonra bunlar da anlaşıldı. Hiçlik kapısından geçmeden bu bilinecek bir şey değildi. Burası çok bambaşka bir şeydi, hiçlik kapısı. Izdırapların ızdırabını yaşar insan. Yani bunu daha sonra bir videoda anlatırım. Böyle göğsünden 15 gün kan akar. Yani çok çetin bir şeydir. Yani o yüzden bu kafasından mı uyduruyor, şöhret olmak mı istiyor gibisine asla bir şey düşünmeyin. Ve Kevser suyunu, Kevser suresini ve Kevser'e kavuşmayı, hepsini beraber yaşayın arkadaşlar. Ve aşkın olan yoldan şaşırmayın. Ha biz Türkçesinden okusak olur mu? Bakın canlar, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri belli titreşimleri, belli frekans aralığını da beraberinde getirir. Manasını anlamak için Türkçe okuyun. Ama önemli bazı sureleri aslında okumamız gerekir ya da dinlememiz gerekir. Bunu unutmayın. Yani bunu ben Arapçasından okumayayım da Türkçesinden okusam aynı etkiyi alır mıyım? Canlarım, bakın mim yok diyorum. O batini halde buradan gelir. Ya bazı kendini ukala bilenler var. İşte Türkçeden başkasını okumam, dinlemem. Ya o ayrı bir şey. Yani bakın bu Tibet'te yaşayan Budist ulemaları var. Aum diye bir ses çıkartıyorlar. O ses, yani öze kavuşmak istiyorum, öze kavuşmak istiyorum. Ya öze kavuşmak istiyorum sesi değil. O aum sesiyle beraber ne yapıyorlar kendilerini? Öz dünyaya ermeye çalışıyor. Ha buna mantra deniyor. Ve bu şekilde o ses olaraktan söylenmesi gerekir. Ya onu nasıl bu şekilde ona saygı duyuyorsa o Budist ulemaları, Tibet'te yaşayan, biz de Kur'an-ı Kerim'deki surelerin gerçekten frekansının doğru bir şekilde ortaya konulması için Arapçasının okunması gerekir diyorum. Çünkü o frekans aralığına göre yazılmış. Ve ondan sonrasında her şeyin bizzat anlattığım gibi olduğunu da ayan beyan göreceksiniz. Bakın, tereddütsüz ayan beyan göreceksiniz. Allah'a emanet olun, salça kalın ve her zaman için bolluk, bereket ve ışık içinde kalın canlarım. Ve Arş-ı Alâ'nın hükmünü, Arş-ı Alâ'nın görüntüsü.